Her ayın sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, yorum kısmına abone olduğum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Abi şöyle devam edeceğim. Yani gerçekten yorumunuz şu ana kadarki süreçte ikinizin de yorumları şu ana kadarki süreci çok iyi özetledi. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi hocanın açıklamalarından da yola çıkarsak. Sezon başında Başkan Ahmet Ağoğlu şöyle bir açıklama yapmıştı. 3 veya 4 transfer yapacağız dedi. Burada biraz da ihtiyaçlardan doğan transferler de oldu. Ama 13-14 transfer yaptı Trabzonspor. İç de imza attırılan oyuncuları da sayarsak. 13-14 transfer. Şimdi devre arası hoca çok transfere ihtiyacımız yok diyor. Ama bu arada görüntüm gelecek. Sesim var şu anda. Devam edeceğim onu. Sorumu tamamlayayım. Hoca az transfere ihtiyacımız var diyor ama bir yandan da transfer istediğini de dile getiriyor. Yönetimden benim konuştuğum kaynaklar şöyle diyor. Biz devre arası çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Hatta mümkünse hiç yapmayacağız. Böyle bir düşünce var. Ama hoca istiyor. Şimdi az önce ortak akıl da dediğiniz için soruyorum. Önce Ulaş abiye soracağım. Sana daha farklı soracağım abi. Burada Trabzonspor ara transfer dönemi için nasıl bir politika izlemeli? Gerçekten bu takımın şu an sezon başı 14 transfer yapmışken yeni takviyelere ihtiyacı var mı? Bunun için ekonomik olarak bir bütçe açmak zorunda mı? Bir de Bruno Perez'i de aktif edebilmek için birinin daha gönderilmesi gerekiyor. Hiç oynatamadığın Doğucan Haspolat gibi oyuncu var. Geçen sene Kasımpaşa'da 33 maç oynamış bir isimden bahsediyoruz. Gerçekten şu an Trabzonspor'un transfer bir kurtuluş reçetesi mi? Adem mühendislik dedi ama aslında ona biz bir mühendissizlik diyerek devam edeyim ben. Adem de uygun görürse. Trabzonspor şampiyon olduktan sonra o sürecin en doğru yönetilmesine ihtiyaç vardı aslında. Önünde de kötü örnekler vardı değil mi Adem? Mesela Başakşehir, evet, ve Beşiktaş gibi. Onlara bakarak aslında ne yapmaması gerektiğini Trabzonspor çok iyi anlayabilir ve buna göre bir planlama yapabilir. 30-35 günde aslında yapmadı. Ve bence Sayın Ağoğlu'nun söylediği şey doğru. 3-4 transfer ifadesi aslında Trabzonspor'un bu yıl ve gelecek yılki planlamasının en önemli temeliydi. Bence onun sonrasında Ağoğlu şunu diyecekti. Arkadaşlar biz şampiyon olduk. Süper kupayı da aldık. Geldiğimiz günden bugüne 4 kupamız var ki en değerlisi şampiyonluk kupası oldu. Şimdi bir sürdürülebilir ekonomi yapacağız. Bir iki yılda haliyle kadro planlamasında böyle 3-4 transfer işte dönüştürülebilir o genç oyuncuları da kadroya katacağız. Altyapıdan birkaç oyuncuyu kadroya dahil edeceğiz. Ve bunlarla beraber yine alacağız, yine satacağız. Ama bir iki yıl sonra yine şampiyonluğun en güçlü adayı biz olacağız. Ha bu iki yıl içerisinde yani nerede olabiliriz bilmiyorum. Yine yarışın içerisinde oluruz. Belki yine şampiyon oluruz. Yine kupalar alabiliriz. Ama şimdiden bir şey söyleyemiyorum. Bir iki yıl daha müsaade. Zaten ilk geldiği Nisan 2018'de 3 yıl demişti. 4. yıl, 4. sezonunda Sayın Başkan şampiyonluk kupasını getirdi müzeye. Ya bu olabiliyor. Bu gerçeklikle alakalı bir durum ve temeli olan bir şeydi aslında. Ve bunu camia çok iyi anlayabilirdi. O 35 gün bence benim kanaatim bana bunu dedi. Böyle olacak herhalde. 1-2 sezon böyle gidecek Trabzonspor diye ve bence de doğru olan oydu ya. Yarışın içerisinde yine olursun. Kabul eder miydi insanlar abi? Özkan Hoca, rahmetli Özkan Hoca hatırlıyorsun böyle demişti. Özkan Hoca'ya bile o dönem sabredilmedi çok fazla. Ki o zaman sosyal medya bu kadar aktif değildi yani. Evet ama Ahmet Ağoğlu'na camia sabretti. Çünkü ortada bir başarı var. Yani o 4 sezonda 4 kupa almışsın. İkisi Süper Kupa, biri Türkiye Kupası, biri de Şampiyonluk Kupası. Ortada bir başarıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki yılı da Ahmet Ağoğlu'na çok rahatlıkla verir camia Yunus. Hiç itiraz etmezdi bence. Beklentiyi inşa edebilirdik. Tabii. Ve iki yıl sonra eğer böyle olsaydı, iki yıl sonra sen hem kadro olarak eğer doğru planlasaydı orayı, hem de ekonomik olarak diğer yarıştığın rakiplerinin fersah fersah önünde olacaktı. Sürdürülebilir bir ekonomi ve çok rahat planlayabileceğim bir kadro
Ve o kadroyla beraber de yine ligi domine edecek, yine Avrupa'da olacak bir Trabzonspor oluşturacaktın. Ha, bu fırsatı henüz daha kaçırmış değil Trabzonspor ama ekonomik olarak kaçırdı artık. Yani en oradan, değerlisi de buydu. Evet, oradan çok kolay kulübün çıkması mümkün değil. Bu oyuncuları elinden nasıl çıkartabileceği konusu aslında sorun. Çünkü çok sağlam sözleşmeler var. 3 yıl ve içinde bonusları olan yüksek maaş, yüksek bonservisler. Şimdi maaş bütçesini Erdal Oz söyledi. Geçen yılki maaş bütçesinin 8 milyon euro üzerindeyiz dedi Sayın Başkan diyor. Okey. Ama bu oyuncu sözleşmelerinin içerisinde bonuslar var Yunus. Ve bu oyuncuları satın aldığın kulüplere bonservis taksitlerin var. Ki bunlar o bütçenin içine koyulmuyor. Maaş bütçesinin içerisine. Ve aynı zamanda menajer ödemelerin de var. Şimdi bunları kümülatif olarak baktığında 8 milyon euronun bir 8 daha hatta bir 10 daha üzerine çıkıyorsun senelik. Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz geçen yılki maaş bütçesinin bence 15-20 milyon euro daha üzerinde bir kadro toplamda değerlendirdiğinde. Şimdi bunun altından Trabzonspor çok kolay kalkamaz. Dolayısıyla devre arası bence Canini'den çıkılacak. Eğer Siopis ki konuşuluyor, maliyeti diğerleri gibi değil. 750 bin, 800 bin euro ödüyorsun zaten. Kadronun belki de yabancı maaş bütçesi anlamında en düşük verdiğin oyunculardan bir tanesi. Dansville'den çıkılma durumunun olduğunu ben biliyorum. Belki Larsen'den de çıkılacak. Çünkü Perez'e eğer lisans çıkartacaksan devre arası Larsen'den de çıkacaksın demektir. Ki Larsen'in de maliyeti Perez'den daha düşük. Değil mi baktığında neredeyse? Bakayım hemen söyleyeyim mi abi istiyorsan? Bir ya da 1.2 milyon euro daha düşüğünü veriyoruz diyebiliyorum. Larsen 1.2 alıyor ama 153 bin euro da şey var. Neden o imza parası? Bruno Perez de 1.2 alıyor. Onun 500 bin euro imza parası. Yani arada bir 350 bin euro falan var abi. Evet. Dolayısıyla o çok büyük bir fark değil ama Larsen yaşça olarak daha aşağıda ama Perez daha yukarıda ve Perez'in bir sakatlanma riski de var. Çünkü o artık belli bir yaştan sonra o sakatlıklar kronikleşiyor. Tekrar sakatlandığında geriye dönüşün yaş itibariyle daha da gecikiyor. Şimdi bu oyuncuları sen gönderdiğin anda yerine yeni oyuncular dahil edebilirsin. Şimdi Adem'le konuşalım burada. Trabzonspor'un neye ihtiyacı var? Net bir 8 numaraya bence Adem. Bence net bir 8 numaraya ihtiyacı var. İki kanatla oynayabilecek, orayı yedekleyebilecek net bir oyuncuya ihtiyacı var. Ve bence Trabzonspor'un iyi bir sağ stopere ihtiyacı var. Kesinlikle. Ve Bartra'yla... Sağbek Bruno Perez sayıyor musun abi? Bruno Perez'i zaten koyuyoruz. Arkada Serkan var. Serkan dönüyor değil mi? O da Ocak ayı gibi Ocak ayını bulmadan dönecek abi. Hoca bir de sol bek yedeği istediğini biliyorum ben. Doğru muyunuz? Doğru ama şimdi orayı belki Larsen'le şey yapabilir. Larsen'i tutup hem sağ bek hem sol beki yedeklemek veya rekabeti artırmak daha mantıklı olmaz mı? Belki Dünya Kupası da oynayacak. Gerçekten o zaman transfer sezonu açılmıyor zaten. Yani şu an gönderim değilsen de gönderemiyorsun da yani Larsen'e çok ciddi bir haksızlık yapılmıyor mu burada şu an için? Yapılıyor işte onu söylüyorum ben. Az önce de söyledim. Adem de değindi ona. Ama sonuçta arkada gelen bir oyuncum var değil mi Serkan? Çok iyi performans göstermese dahi sonuçta bir şey umut ediyorsun ondan. Hüseyin Türkmen bir şey umut etmen lazım ondan. Hani ben de Hüseyin'i çok beğenmiyorum ama Bartra'yı gördükten sonra abi orada Hüseyin oynasın diyorum ben o zaman. Buyur Ademciğim. Adem abi o zaman sana şöyle soru soracağım. Direkt oradan atayım sana topu. Ulaş abi de söyledi. Yani Larsen'e bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü önünde bir orijinal sağ kanatla oynamadı. Belki defansif anlamda da çok istenileni veremedi ama takımın genelinde zaten çok iyi performans sergileyen oyuncular yok. Ama bu arada Adem abi burada. Duyuyor musun Adem geldi. Abi? Duyuyor. Takımın genelinde zaten çok iyi performans sergileyen oyuncular yok. Yani sadece bir Larsen'lik veya başka bir oyuncuya bağlanacak bir durum da yok burada. Şimdi Larsen sezon başı geldi. Şu an ayrılığı konuşuluyor.
Yani olabilir ihtimali üzerine konuşuluyor. Cenni Semedo'yla sezon başı sözleşme imzalandı. Yine aynı şekilde konuşuluyor. Ulaş abi Dansville'le ilgili bir duyum aldığını söyledi. Yani o da listede olabilir dedi. O da sezon başı kadroya katıldı. Siopis oynadığı maçlarda bana göre tırnak içerisinde verebileceğin maksimum katkıyı veren oyunculardan bir tanesi. Ona da teklif getirebileceğini söylüyor menajeri. Burada yine bir hata yok mu yani? Bir sıkıntı var bence ama ne? Şöyle bakarsak yok, şöyle bakarsak da var. Yani şimdi Trabzonspor geçen sezon Mart gibi şampiyonluğunu ilan etmişti yani. Çok böyle gerçekçi olalım. Mart gibi bitmişti bu iş. Mart gibi şampiyonluğunu ilan etmiş bir takımın Şampiyonlar Ligi hazırlığı yapmamış olduğunu, transferleri neredeyse başkanın ifadesiyle akşam pazarına bıraktığını gördük. Yani ben Mart ayında her şeyi bitirmişim. Ligde unumu elemişim, eleğimi asmışım. Normalde olması gereken şey seçici oyuncu, artık seçici takım olup oyuncuları seçmeniz. Olması gereken şey bu. Alternatifli bir listeden bu kadar gecikmeden ve işte istiyoruz da gelmiyorlar, şöyle oluyor böyle oluyor diye şikayet etmeden. Çünkü ben Trabzon şehriyle ilgili bu yaklaşımların %30'una katılsam da %70 katılmıyorum. Yani doğru oyuncuyu bulduğunuz zaman oyuncu artık şehre çok az bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Yani Türkiye'de değil, dünyada bunun örnekleri var. Öyle şehir takımları öyle işler başarıyor ki ya, Trabzon onların arasında inci gibi parlayan bir şehir. Bulup getirebiliyorsunuz. Larsen mevzunu Ulaş abiye ek olarak söylemiştim. Önünde hiçbir şey yok. Yani Larsen önünde biri olmadan oynuyor. Performansı düşük mü? Evet, ve o da bu performansın şokunda bence. Çünkü mental olarak çökmüş durumda. Çok net belli oluyor sağdaki hareketlerinden bu. Kendini toparlaması Adem, zaman alıyor gibi. Bir parantez açayım sana, lütfen devam et. Şimdi sezona zaten kötü başlayan oyuncular kadroda belliydi. Ama sezona iyi başlayıp kötüye doğru giden oyuncular hepsi bir bütün oldu şimdi. Evet, kadroda yani, böyle iyi diyebileceğimiz oyuncu kalmadı. Sürpriz bir oyuncu yok takımda. Hani yapılan genç transferleri, artık onlara genç de demiyorum ben. Verilen paraya bakıyoruz bazılarına. Hani ortalamaya vursak Siopis'ten fazlaya mal olan oyuncu var bize. Siopis'e ödediğimiz bonservis maaşı hesaplayalım. O oyunculara ödediklerimizi hesaplayalım. Neredeyse Siopis'ten fazla. Şimdi böyle bir oyuncuyu genç oyuncu kategorisinde değerlendiremezsiniz. Nasıl Ahmet Can'ı değerlendirmediğimiz gibi. Ahmet Can'ın yaşı 18 olabilir. Performansı 30'du yaş olarak. Şimdi bu takımın bir şey inşa etmemesi de sıkıntı oldu. Hani yaralara merhem içerideki bitkilerden üretilir. Ama bizim eczane de hiç çalışmadı. Sıfır. Yani performansıyla evet şu sürprizdir. Bu hiç beklemiyorduk. Yani bu çocuğu kimse hesaba katmamıştır. Trabzonspor'un son 4-5 senesinde böyle en az 10 tane oyuncu sayabilirim. Hani Yusuf'unu, Abdülkadir'ini, Vakames'ini, Sörlot'unu, bunları dahil ederek. Dorukhan'ı geçen sene bu performansı kim bekliyordu, bu performansı sergileyeceğini? Resmen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unda muazzam bir seviyeye çıktı. Ama bu sezon bakıyoruz, geçtim böyle bir oyuncu üretimini. Aksine gelenler de geriye gidiyor. Yani ümit vaat eden genç oyuncular da geriye gidiyor. Burada Ulaş abinin söylediği katmerli olarak doğru bu verdiğim örneklerle. Devre arası transferlerinde şunu kendi adıma doğru bulurum. Bence Canini, bunu Yunus'la yaptığımız yayınlarda da sık sık söylüyordum, zaten satılmalıydı. Trabzonspor muazzam bir transfer başarısı olarak onu bedavaya aldı. Muazzam bir performans katkısı aldı. Üstüne bir de onu satmak bana göre Türkiye Ligi'nde muadili çok az rastlanan büyük bir transfer başarısı olacaktı. Fakat bu pastayı biz biraz mundar ettik ama neyse ki satarı var hala. Larsen'e de teklif varsa ben açık söyleyeyim, değerini kaybetmemiş, beklenenin altına inmemiş her oyuncunun Trabzonspor'da satılma ihtimalini ben doğru bulurum. Çünkü bizim yapmamız gereken şey inşa etmek. Devamlılık da bir inşa süreci ama yeniyi bulup inşa etmek Trabzonspor'un mecburiyeti. Ya bizim işte Abdülkadir'i satmadık. Yaşadığımız süreç ortada. Ya bunu bizzat Trabzonspor'un bir numaralı ismi söylüyor. 27 milyon euro gibi bir paradan bahsediyor. Düz hesap 30'a vuralım bunu. 600 milyon gibi bir para eder. Kim kime verir bu futbol ikliminde böyle bir parayı? Yok. O yüzden performansını bulmuş, belli bir seviyeye çıkmış, belli bir piyasa yapmış. Trabzonsporlu her oyuncu yerine ikamesini en az iki alternatifli olarak bulup üreterek satılabilir.
Bunda ben bir beis görmüyorum. Ama asıl korkum hazırlık maçlarında da işlerin yolunda gitmemesi durumunda yapılması muhtemel panik transferleri. Benim korkum bu. O yüzden bunlara yönelmektense yine bence hafif dengeli geçirerek yaşları ilerlemiş olsa da mesela Efecan transferi belki sağ kanada veya sağ içe alternatif olabilecek bir oyuncu. Eğer Vişka'nın dönüşü çok sağlıklı olmayacaksa. Düşük maliyetli bize bu sezonu idame ettirecek oyuncular bulmak. Eğer daha uzun vadeli düşünüyorsa da ki devre arasında bu zor. Biz de çok başarılı sayılmaz işte. Şimkovyak'tan bir verim, o verimi aldık. O beklerden aldık az evvel Ulaş abi saydı. Benim aklıma gelen. Geçen sene Vişka'dan aldık ki Vişka'ya zaten verdiğimiz para o verimi alacağımızın bir nevi kendi içinde garantisi gibiydi. Trabzonspor'un oyuncu seçiminde, gönderecek oyuncu seçiminde de, devre arasında alınacak oyuncu seçiminde de takımın sadece alınacağı pozisyonuna değil, çevresine de etki etmesi gereken oyuncular bulması önemli. Maliyetiyle birlikte. Bu kiralık da olabilir. Ben Bamen'in oynadığı yerde bir 6 numarayı daha elzem bulurum. Diri, sertlikten kaçınmayan bir 6 numara eğer Siopis gidecekse böyle bir şey değerlendirilebilir. Yine sağ stopere eğer yani Bartra bu performansıyla devam edecekse bence Tezel'den, bunun altını çiziyorum, daha fazla bir maddi kayıp yaşamadan gönderilebiliyorsa gönderilmesinde bence Trabzonspor adına zarardan çok fayda var. Çünkü son alıcısı gibi görünüyoruz onun. Bonservisiyle birlikte ve ödediğimiz maaş da hayli yüklü. Gönderilebilme ihtimali varsa bence gönderilebilir. Yani böyle bir oyuncuyu az evvel Ulaş abi dedi ya ben bir sağ stoper bakardım diye. Bartra gibi bir oyuncuyu yedek bırakamazsınız. O maliyetlerle Trabzonspor gibi bir takım o maliyetlere yaptığı bir oyuncuyu yedek bırakamaz. Yani hepten bu bir başarısızlık hikayesine dönüşür. Dolayısıyla bir sağ stoper alınacaksa mevcut kadroya Bartra'nın da gönderilebilme ihtimali varsa Bakasetas'ın bile varsa şimdi bunları saydığım zaman şöyle oluyor. Herkes gitti ya, ne yapacak? Bu takım bir şeyler yapacak. Bu Ulaş abi az önce dedi ki şunu yapmalıydı Sayın Ahmet Ağoğlu. Bu beklenti optimizasyonu yapmalı değil, bence onu yapacaktı Adem. İşte yapmalıydı. Geçen sezon Yunus'la şampiyonluk belli olduktan sonra yaptığımız 2-3 yayında buna ben kendi adıma vurgu yapmıştım. Makul beklenti inşa edilir. Durum bu. Şampiyonluğumuzu kazandık. Bu bir hasretti. 11 yıl sonra bu hasreti bitirdik. Camia bir fay hattı boşalması yaşadı. Rahatladı. Şimdi yapmamız gereken şey doğal rakiplerimizin maddi olarak uçuruma sürüklendiği yerde bizim makul bir küçülmeyle, makul ve bilinçli bir küçülmeyle doğru bir maddi yapı inşa edip ileride yakaladığımız fırsatı bir hanedanlığa çevirmek. Belki 2 sene, 3 sene hedefimizin, ana hedefimizin uzağında kalacağız. Ama ardından o fırsatı yakaladığımızda rakiplerimizin maddi durumu sebebiyle kadro kaliteleri ve yapıları küçüldüğünde o fırsatı lehimize daha güçlü bir şekilde çevireceğiz. Hedefimiz budur denmeliydi. Buna ben kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum Yunus. Bu beklentiyi siz söyleminizle ve davranışlarınızla inşa edebilirsiniz. Bu da kulüp yönetimine dahil. Hem saha içi hem saha dışı. Bunu ıskaladık, kaçırdık ama bundan sonra yapmak için fırsat var mı? Bana göre hep var. Şu, bu sezon yapılmış maliyetlerle şunu diyemezsiniz. Eğer oyuncuları satmazsanız ama. Yani belli oyuncuları elinizden çıkartmazsanız. Hangi makul beklenti, hangi küçülme de, diyen insana işte şunu yapıyorum anlatamazsınız bunu bu maliyetlerle. Buna bu parayı vermişsin, buna bu parayı ödemişsin, bu böyle nasıl küçülme bu der. Haklı olur. Ama satışlarla başlarsan hani bu makul küçülmeyi, küçülme inşasını, beklenti optimizasyonunu makul bir temele oturtursan hem maddi anlamda biraz daha rahatlarsın hem de beklentiyi ayarlayıp hedeflerinin uzağında kalmadan ama aynı zamanda belli oranda maddi yapıyı düzelterek ilerlemeye devam edersin. En azından hayal kırıklığı ve çöküntü bu kadar olmaz. Çünkü takım ne maaş yüküyle girdi bu sezona, gelinen noktaya bakalım. Aralarda büyük uçurum var yani. Bu harcamaya, bu performans sıralama bağımsız. Sıralamada halen şampiyonluk adayıyız. Oyun kalitemizi tartışıyoruz. Bu maliyete, bu oyun kalitesi gerçekten arada çok büyük fark var. O yüzden ben devre arasında bu Bakasetas olur, Siopis olur, Densil olur. Değeri küçülmeden, azalmadan oyuncu satışına karşı değilim. Yerine oyuncuyu daha makul alıp beklentiyi de ona göre inşa edebilir Trabzonspor.
yoluna ve yarışına da bu şekilde devam edebilir, etmek zorunda.